Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konuyla alakalı Selefi Salihinin değerlendirmesi genel olarak şöyledir. Tabii ki kabir ashabının kendilerini ziyarete gelen insanların ziyaretinden haberdar olmasında ve onlara bu bilginin ve malumatının gelmesi evvela Mevla Teala'nın izin ve müsaadesiyle alakalıdır. Mevla Teala müsaade etmeyecek olursa haberdar olma gibi bir durumlar söz konusu değildir. Ancak Mevla Teala müsaade edecek olursa haberdar olurlar. Konuyla alakalı Allah Resulü'nün uygulamalarından ve rivayetlerinden kaynaklarda şöyle rivayetler geçmektedir. Birinci olarak Allah Resulü hadis-i şerifte kişi kabre konulduğu zamanda arkadaşlarının ve ailesinin kabirden onu defnettiler, evlerine dönerlerken ki ayak seslerini duyar buyurmaktadır. Yani bir idrak, bir orada bu yönüyle o olup biteni hissetme durumundan bahsetmektedir. İkinci olarak Allah Resulü Ebu Cehillerin defnedildiği kabre gelince size ne oldu, durumunuz ne şekilde diye kabirde Allah Resulü onlara şey yapınca Hazreti Ömer yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü, sen onlara bir şeyler diyorsun ama onlar çürüdüler, et parçası oldular deyince Allah Resulü Hazreti Ömer radıyallahu anha onlar senden dahi beni iyi duyuyorlar buyurmuştur. Tabi bunu bazısı da bunu Efendimiz'e hususi olduğunu söylemektedirler. Bunun dışında yine Buhari'de geçen rivayette Allah Resulü sizden biri bir kabre gittiği zaman da hali hayatındayken tanımış olduğu bir kişiye selam verecek olur ise o selamı duyar ve selamı reddeder buyurmaktadır. Yine kaynaklarda Allah Resulü'nün herhangi bir kabir ziyaretine gittiği zaman da oradaki kabristanla selam verdiği ve o kabristanlara afiyetle ve dua ettiği rivayet edilmektedir. Şimdi bu rivayet edilen eserlerden ve Allah Resulü'nün uygulamalarından dolayı Selefi Salihin az önce dediğimiz gibi Allah Teala'nın bildirmesi ve buna müsaade etmesi durumunda kabirdeki insanlar onlara ziyaretçi olarak gelen insanlardan haberdar olur ve onların onlaraki niyazlarını ve selamlarına icabet ederler. Bu yönüyle biz bu yönüyle ahirete iman etmiş olan insanlarız. Bu yönüyle Hazreti Peygamber'in zaten kendiyle alakalı vefatından sonrasında da yine ümmetinin gelip ona dua etmesi durumunda haberdar olacağına dair onlarca sahih rivayet edilmektedir. Bu yönüyle kabir ziyaretine giderken daha dikkatli ve daha şuurlu olmak gerekir. Bahusus Ehlullah'ı ziyaret ederken veya peygamber kabirlerini ziyaret ederken onların bu ziyaretten haberdar olacaklarını bilerek ve o şuurda ve o hassasiyette ziyaretin yapılması gerekir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.